Arkadaşlar, Milas'tan gelen hediyemiz antrenörler için. 2-3 tane yedim. Diyette olduğum için az yedim. Hepsini yiyebilirim ama. Ya normalde ıspanak gerçekten hiç sevmiyorum ama müthiş lezzetli. Ispanaklı birazdan, ne abi bu? Birazdan Cemil'le paylaşacağım. Milas böreği. Böreği. Aynen. Okay. Berkay, düşerse artık yapacak bir şey yok. Düşenleri tutamıyoruz abi. Rahat rahat dedik aynen. Şuna bak bakayım oğlum. Bir tanesi kaç kalori eder bunun? Hesaplamam lazım çünkü. Şöyle. Böyle olmaz. Bak bakayım, tanesi kaç kaloridir bunun? Rahat 35. Kaç 35 ya? Murat abi bir tane 110 vardır bence biri. Bir şey söyleyeyim mi? Kokuyu duyunca şu an şey oldu. Ne? İrite. Midem yandı. Ya. Kendimi soğutmam lazım. Abi sen de çok kalmasın, yersin diye korktum. Yanım bu abi dalıyor. Yani 40 miligram Nexium. Tabii. Poğaça. Şey mi? He. Anladım. Açma mı? Hocam tereyağlı simit bizim. Bu abi burada çok güzel boyozcu var. Bence yerseniz götürürüm size. Evet. Biliyorum, evet. Bu arada börekten başka yiyecek olan var mı arkadaşlar? Net sorayım. Börek. Biraz yeme, bir aralık ver. Biraz bir yürüyüş yaparsan iyi gelir, bir 10-15 dakika kadar. Hı-hı. Tamam, biraz ekstra pozda çalışabilirsin. Heh. Ekstra hani içmem gereken bir şey veya... Yok abi, vesaire. Yok hayır. Başka bir şeye gerek yok. Sen kendini sıkma, sadece strese girme, tamam mı? Stres bu işte, tamam. Çok dezavantaj yani, biliyorsun zaten. Yani hala hani kendimi sulu hissediyorum da gelince bir bakarsın hocam zaten. Ay, ya bir şey söyleyeceğim, daha çok zamanımız var Yiğit. Stres yaratma bu konuyla ilgili. Ya dünden zaten tamam. Yoldan geldin. Zaten yorgunsun. Aynen. Anladın mı? Aynen hocam. Yani bugün bir tartıyı ver, ondan sonra her şeyi hallederiz biz. Sen kafana takma. Tamam hocam. Hadi öpüyorum hocam, seni. Tartı da yanınıza mı gelelim? Gel yanıma gel. Senin kilonu zaten sağlamamız lazım. Sana orada 100 metre koşturacağım ben. Ne yaptıracaksın? Sesini sesinde. 100 metre koşturacağım. Koşacaksın geleceksin böyle. Gideceksin geleceksin. Peki şey, bir şey alayım mı? Ekstra tişört mü şört, ekstra aldım bir şeyler. Terlemeye yönelik al abi bir şeyler. Acıktıkça kaç gram pirinç yiyelim? Sen abi bir tuvalete çık da ondan sonra pirinç ye. Hadi gelin siz tartı alanına. Bir an önce bir tartı alın da halledelim şu işi. Tamam? Tamam hocam. Hadi birazdan. Haydi görüşürüz. Bakalım. Görüşürüz. Öptüm. Tatlılar ya. Problemi olunca biraz bayağı büyük stres. Hayır Yiğit'te kilo problemi yok abi. Ya işte geç geliyorlar otele, biraz geç geliyor. Yoldan stres falan filan çıkamıyorum. Ya şöyle bir durum var, sindirimde zaten problem olsa Murat, kabızlık olsa acıkma olmaz abi. Öyle bir durum var. Merhabalar hocam, nasılsınız? Yarışıyor musunuz hocam? İyisin. Görüşürüz. Hayırlısı olsun hocam. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. İşte tam istediğim alan ya. Abi ne güzel abi, bu ne ya? Bu ne abi? Aa, ben bir konum atayım, oradan herkes beni bulsun ya. Bacaklardan tut abi. Dizin üstüne basacaksın. Hiç biliyor musun, daha önce yaptın mı? Abi bir tık geri. Bir tık. Belin rahat olsun sadece, belini zorlamayalım. Bacaklardan tut, gel. Sorun var mı? Yok. Abi durum nasıl? İyi hocam, ilk defa deniyorum ya. İlk defa mı? Ama sana güveniyorum. Ben de Nek'te yapmıştık bunu. Sinan abiye. Bir tane daha yapacağız. Son. Abi kalk bakalım. İyi misin? İyi misin abi? İyiyim hocam. Tamam. Gireyim mi? Gir abi. Hemen hızlıca giriver. Bir bakalım duruma. Tartıyı verdin mi? Tartı bir kilo fazla çıktı hocam. Onu dengelemeye çalışıyorum. Anladım. Yürüyüş yap biraz. Kaç kilo var? 3 kilo. Yürüyüş yap abi. Yürüyüş yaparsan açar. Aynen. Gayet güzelsin. Canınız sağlık kardeşim. Sağ ol. Yarışacağım mı? Neye geldin? Ne yapıyorsun? Kurtardım çok. Bir şey olmaz ya, hepimiz aynı. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor keyifler? Bizim arkadaş var, onu getirdik. İyi yapmışsın. Verdi mi tartıyı? Sırada. Hayırlısı olsun. Yemeği yiyeyim mi? Yemeyeceksin abi. Yemeyeceksin kiloyu verene kadar. Bak herkesin bir kilo sorunu var şu an. Ertuğ, hemen halledelim onu. Tamam.
Ben sıradayız hocam. Tamam, yapacak bir şey yok. Tamam. Biz de ben de buradayım. Bir sıkıntı olursa beni bul. Buradayım tamam. Tamam. Ertuğ hocam merhaba. Ne yapıyorsun abiciğim? Nasıl gidiyor? Oo, daha da büyümüşsün. Biraz şöyle bir öpeyim seni. Tebrik de edeyim. Çok sağ ol. Keyifler nasıl, iyisin? Valla devam. Bir arkadaşım yedim. Kırımlar nasıl? İyi yapmış. Allah kolaylık versin. Haberleşelim olur mu? Mutlaka. Var mı isim bir abi? Sağ olasın kardeşim. Furkan, yürüyeceksin abicim. Tak kulaklığın falan varsa yanında. Şöyle bir ileriye doğru bir 2-3 kilometre bir yürü gel güzelce, tamam? Evet. Çiş var mı şu an? Yok. Yürütme çişe çıkarır. Evet. Tempolu yürü. Tempolu. İyi olacaktır yani. Yani açılmışsın anladım. Hani kollarından falan. Evet evet. Evet ama tartı önemli şu an. Tamam. Sorun var mı? Terlersen de olur yani. Sıkıntı yok bizim için. Sorun hocam, çok üzüldüm yani şey. Üzülecek bir şey yok abi. Yukarısı zaten çok kalabalık. Aynen, falan da gelecek şimdi onları şey yapayım. Ne yapacaksın abi? Yarışmayacak halin yok. Yarışacaksın zaten yukarıda. Panik yapacak bir durum yok. Hiç kendini kasma. Yapabildiğim kadar her şeyi. Yapabileceğin kadar değil. Yukarıda zaten sıra var. Şu kiloyu bir verelim. Git gel, kiloyu verelim. Tamam. Son yanınıza mı vurayım? Sıkıntı yapma. Ben buradayım. Arabadayım ben. Ben gitmiyorum. Tamam. Sana kilo verdirene kadar buradayız. Cemil, Furkan şimdi şuraya kadar gitmiş. Görüyorsun zaten ekranda da. Biz buradayız. Ben söyleyinceye kadar yürümeye devam edecek. Ondan sonra da geri dönecek. Bir iki defa idrara çıkarsa bizim için harika olacak. O zaman kiloyu tamamen tutturmuş olacağız. Bayağı da yürümüş. Birazdan geri döner. Eğer yoğrulursa da biz buradan gider arabayla alırız. Öyle yapalım abi. Yürüyor abi, geliyor. Anlaşılıyor. Yani hafif tabii birazcık parmak ucuna çıkabilirsen iyi olur. Ya ben çıkmıştım daha önce, bir sıkıntı olmamıştı ama yani belli olmaz. Tepeden mi? Önden de hiç mi kullanıyorsun? Aynen aynen. Tam tepeden ölçüyorlar. Çıkart bunu da. Mayon var altında. Tamam, bu da 200-300. 300 gram fazla var. Çişin var mı? Değil. Yaparsın sen. Giy ayakkabılarını, çişe gidiyoruz abi. Tamam. Tuvalet nerede ya acaba? Şurada arkada arkadaşlar. Arkada mı? Tamam, sağ ol. Gel erkek, arkadaymış. Tamam tamam, seksisin, hadi yürü ya. Hadi oğlum. Kiloyu sağladık, tamam, problem yok. Zaten 150 gramın daha fazlasını bu yolda verirsin. 500 gram gider yani. Şu kalabalığa bak abi. 90.150 gram, ona 150 gram gider yani. Buradaki sıcak terleme vesaire gider. Sende herhangi bir sıkıntı var mı baş dönmesi falan Furkan? Her şey yolunda mı? Eminsin değil mi? Sorun yok. Tamam abi. Sadece şunu ben emin olamadım da. Böyle bir şey var. İmzamı böyle attım. Bu kadar. Başka bir şey yapmam gerekmiyor. Problem yok. Kaşığı atılmış zaten. Tamam. Aha. Bu doping kaldı. Tamam abi, sıkıntı yok. Hadi sıraya gir bir an önce. Çok kalabalık abi. Benim de önercim, benim mahallem. Burası Hıfzı Sağ, eski Hıfzı Sağ, artık yeni Esenyalı. Benim burada yetiştiğim mahalle. Burası da 35 yıllık dönercimiz. Tadı değişilmez. Erzurumlu arkadaşlar burası. Dadaş döner. Eğer İzmir'e gelirseniz mutlaka uğrayın. Ben şimdi yemek yedim, bir daha yemem artık. Şimdi Expo'ya geçelim. Mustafa'lar gelecek, bir onları karşılayalım hemen hızlıca. Bir yerimize tam bir kurulalım. Örümcek paneli kuracağız. Örümcek paneli kurmamız lazım. Onu halledelim. Sonra da otele geçeceğiz. Form kontrolü yaparız. Sonra da güzel bir antrenman yaparız diye düşünüyorum. Ne diyorsun Cemil? Olur mu? Güzel olur abi. Yarın yavaştan başlıyoruz. Bugün muhtemelen sırt pazu çalışacağım. Öyle görünüyor. Sırt pazu çalışırım. Bu arada yarına iki tane yarışmacımız var. Yarışmacılardan biri Erdal, yani daha önceden zaten şampiyon olmuştu. Sizler de videolarda görmüştünüz. Erdal tekrardan yarışma kararı aldı. O geldi, formu da gayet güzel. Yeniden şampiyonluğu almak için elimizden geleni yapacağız. Ama bu sefer bayağı yarışma kalabalık. 1200 kişi falan herhalde gelmiş gibi görünüyor. Tartı alanı çok kalabalıktı, çok yoğundu. Zaten sizler de görüntülerden gördünüz. Epey karışıktı. Hala tartıda bekleyen arkadaşlarımız var takımda. Onlar da bir an önce tartıdan çıkarlarsa inşallah yüklemelerini hızlı bir şekilde başlayacaklar. Çünkü kilo sorunu olan arkadaşlarımız var. Kilo sorunu olan arkadaşlarımız maalesef bir şey yiyemiyorlar. Su dahi içemiyorlar. Kiloyu tutturabilmek için inşallah bu dönemi hızlıca atlatıp onlar da yüklemelerine hızlıca başlayacaklar. Ya bana göre çok kalabalıktı. Bence daha açık bir alanda yapsaları iyi olurdu. Biraz havasızdı. Yani orada tuvaletin içerisine kadar uzayan bir sıra vardı. Belki daha iyi bir alan seçilebilir. Tabii İzmir'de çok uzun yıllardır ilk defa bu etkinlik yapıldığı için belki de birazcık hazırlıksız da yakalanılmış olunabilir. Daha iyi bir alan, daha iyi bir konum bence bu işi daha iyi çözecektir diye düşünüyorum. Ama Expo gerçekten çok güzel. Yani müthiş. Zaten yarın hepimiz orada olmak için can atıyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Şimdi de gidip bir oradaki standımızın genel bir durumuna bakacağız. İşte son yerleşimleri yapacağız, son düzenlemeleri yapacağız. Ondan sonra da yarın konuklarımızı ağırlayacağız, yarışmacılarımızı hazırlayacağız.
podyuma, oradan yollayacağız. Yolcu edeceğiz. Yani bence kesinlikle ya 10 tane falan tartı olsaydı. Tabii bilmiyorum yani, bu süreçlerin içerisinde olan biri değilim. Belki daha fazla hakem, daha açık bir alan, daha havadar bir alan özellikle çok daha iyi olabilirdi. Çocuklar çok terliyorlardı. Bayağı zor bir durum. Bayağı isyan edenler de vardı. Özellikle de araya başka sporcular giriyorlar diye isyanlar vardı. Hani bunları minimuma indirmek en azından hani moral motivasyon açısından da sporcular açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani tartı alanında ne iyiydi? Bence iyi olan pek de bir şey yoktu yani. Gerçekçi olmak lazım. Biraz zor bir mekan. Expo'dan da biraz uzak. Bence Expo çok daha açık bir alan. Expo'nun içinde bence bu tartı yapılabilirdi ama Expo'da da hazırlıkların sürdüğünü biliyorum açıkçası. Hazırlıklar sürdüğü için de bu tartı yapılamamış olabilir ama Expo'ya daha yakın bir alanda yapılsa daha iyi olabilir. Bence mesela Gaziemir tarafında belki bir yer belirlenebilirdi. Öyle düşünüyorum. Çünkü Expo'ya Gaziemir yakın. İnsanların da çoğu Gaziemir'e gelmişlerdir. Bu tarafı bulmak belki bir tık zor olmuş olabilir. Ama ben İzmir'de olmasından dolayı yarışmanın gerçekten çok mutluyum, onu söyleyeyim. Yani çok uzun yıllardır İzmir'de bu yarışma yapılmıyordu. Burada olması çok iyi. Benim için zaten çok iyi. Ama Expo müthiş bir alan, müthiş bir organizasyon olacak diye düşünüyorum. Ben genel olarak burada bulunduğum için, genel olarak İzmir benim şehrim. 37 yıldır sürekli iletişimde olduğu, ailemin burada yaşadığı yer yani aynı zamanda. Benim doğup büyüdüğüm yer. O yüzden de benim şehrim. Herkes şu an benim deplasmanımda yani özetle. Herkes kendi deplasmanında, benim evimde. Bu daha doğru. Cemil, alana bak, alana. Her şey var abi. Her şeyi koymuşlar, her şeyi düşünmüşler. Yarına hazırlık. Pet shop var, fark ettin mi? Biz yanlış yere mi girdik? Hayvan barınağı falan diyor. Emin misin orası olduğunu? Kedi köpek falan diyor. Pet met diyor. Kedi köpek fuarına soktun bizi. Ha burası kedi köpek fuarı ya. Miyav diyor abi. Swiss Farm'a falan ne olacak burada? Pet fuarı bu. Adamlar dese ki yeriniz nerede? Yerimiz yok. Abi burası bizim yerimiz değil ya. Ama Coco için efsane ya. Öyle kucumu getireyim de buradan istediğini alayım ona ya. Şimdi burası powerlifting yeri olacak. Powerlift burası. Crossfit de evet burada olacak. Şurada müsabaka. Şurası vücut geliştirme şampiyonasının yapılacağı alan. Şurası yeşil zemin döşüyorlar. Burası organik satın al. Canlarımız, ciğerlerimiz. Biraz ileride de bizim standımız var. Tatlış tatlış. Mustafa'nın araba da orada zaten. Herkes burada yani. Aynen. Hoş geldiniz. Ne haber? Sen hoş geldin. Biz buradaydık zaten. Hayat erliyim, kusura bakma. Sen ne yapıyorsun? İyidir. Bizim paneli alalım da bizim paneli kuralım abi. Hepsi orada. Tamam. Buranın şöyle yaptırıyorum. Şurayı sağ, bizimkini sola yapıştırıyorum. Onu buradan söktürüyorum abi. Bilgin olsun. Tamam, problem yok. Şöyle bir şey yapmaya gerek var mı? Ne abi? İçerisini ben direkt sola attım. Sen... Bilmiyorum, eğer olmaz dersen sağda geçebiliriz. Yo, burası gayet iyi olmuş. Ne yapıyorsun? Keyifler nasıl? Valla. İyisiniz. Sürdük geldik. Yoruldunuz mu? Çok değil, fena geçmedi yol ya bence. Hızlı geçti gayet yani. Güzel. 71.6 çıkmış ama boyunu kısa ölçtükleri için, ölçecekleri için düşünüyorum. Ölçtüklerinde kaç olması gerekiyor? 69 mu? Kaç? 73 mu olacaksın? Yani ne kadar kısa ölçeceğini bilmiyorum ki. Şu an sen boyunu en son ne zaman ölçtürdün? Bundan bir hafta önce hocam. Abi hızlıca girsin çıksın. Ertelemezler. Fırla, hemen tartıya. Fırla. Bir ölç abi. Ölçelim. Eğer sorun olursa esneteceğiz. Hızlıca abi. Yok, tutmazsa kilon buraya geri gel. Biz yanlış biliyormuşuz hocam. Buradan abi çok terliyim. Şöyle uzaktan uzaktan. Ne yapayım? İyi yazmışım. Sen evet. Ne yapıyorsun? Sen hiç küçülmemişsin. Ben antrenman yapıyorum. Her zaman büyüyoruz değil mi? Ben ne yapıyorsun? Nasıl? İyi abi. Yoğun muydu? Çok yoğun mu? Yani biz 1.71 sikletinde yarışacağız. Yarışacağım mı? Yok abi ya, şu an düşüncem yok ama tekrardan toparlarsam gireceğim açıkçası. Bekleyin abi. Yok. Eski formları yakalamadan Sadık abi bir anlamı da yok. Şu andan itibaren de bir anlamı var mı onu da bilmiyorum. Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Seni gördük daha iyi olduk. Sikletinin 1.71'de üst siklet, tamam mı? Ben 1.70 çıktığımda üst siklete mi yarışıyorum, at siklete mi? 1.68 sikleti var. Tamam. 1.71 var. O maksimum 1.68 oluyor abi. Üstündeki bir üst siklete kaydırdım. Evet, ben de niyeyse alt siklete kaydırdım adamı. Furkan, abicim göremiyorum. Sen neredesin? Neyse, alt kata mı indin sen? Ben formunu açmış oldum. Bir gelsin. Üsteyim, üsteyim. Gel buraya. Mustafa hocam da burada, çekiştirelim seni. Tamam, uzatma ameliyatı yapıyoruz. Kaç santim istiyor? Kaç santim? Yarım santim abi. İki mi? Bir yarım mı? Yarım santim. Tamam, yarım hallederiz. Yarım kolay. Tamam, sıkıntı yok. Yat hemen. Yarım santim mi lazım? Yat hemen. Gel bakalım. O kolay. Varsa
yemin ediyorum. Elim kaymamış olur ama yoksa da problem değil. Biri bizi şikayet edecek. Tamam gel gel yarım saat. Biz sana bir santim yapalım garanti olsun. Çekiştirelim seni de. Olmadı. Sen yaptın mı tartıyı? Sorun yok. Erkek ellerini bana ver. Gidip dinlen de yüklemene başla. Buralarda oyalanma. Uzat ayaklarını. Hazır. Haydi. 2, 3, 4, 5. Biraz dinle. Bir daha. Acırsa söyle. Elim kayıyor. Tamam. 5 santim mi? Bak daha demin adam yolladı bir artı 1 santim yazdı. Bunun ayak bilekleri kalın tutulmuyor öyle kolay kolay. Sinan abi sen hatırlarsın nekten bunu. Nekten mi? Abi işe yarıyor. Sinan abi nekte yarışacak dedim ya uzatmıştık diye. Söyledi evet. Nüket abla bir taraftan, Pınar bir taraftan rahmetli, bir taraftan ben. Abi ne haber be? Yolunda her abi, şey. Abi parayla adam uzatıyoruz burada. Şurada tabela astırmadılar bize ama. Çek. Haydi. Kayıyor elim bir daha. Erkek kaç. Haydi koş. Hadi koş. Koş olmazsa santim... yine çekeriz. Bak kıyak geçtik 0.9 yapalım. Aynen bir santim çektik. İçeride kaç kişi var abi? Kaç tane kayıt aldınız? 900 küsürlerdeydi. Zayıflamışsın çok. Yapmıyorum. Hep iyidir yapıyorum. Yo normal zayıflamışsın. Güzel zayıflamışsın yani. Bir başlayayım. Ya fit takılıyormuşsun gerçeği. Bakmalar falan var böyle. Plaj diyorsun plaj. Yani, kaç tane sporcu vereceğim böyle toplamda. Toplasan 50 tane vardır herhalde. Gülşankilerle 60 vardır herhalde. Bende toplamda 30 var. Yani işte bende de 25 falan var. 55 falan işte. 25-60 20'de biri falan. Tuttu ki yok. 200 gram. Boyuzu mu çıktı? Boyu ilk de ölçtü 73 çıktı bu sefer. Yine düşük çıktı. Dedim bir daha ölçer misin? 73.5 çıktı. Sonra dedim bir daha ölçer misin? 74 çıktı. Aa yaptı 73.8 çıktı. 200 gram fazla da var hatta. Çok iyi çekmişiz. Emreler geldi mi? Geldi. O da bir yere gideceğim, geleceğim. İçeride bekleyeyim ben. Serin olduk falan diye içeri girdi. Artık siz benim evimde. Evet. Burası benim evim. Dediğiniz bir şey olursa bu arada tamam benim olsun. Ben bu oralardayım zaten. İhtiyaç olursa da biz ne demek?